Hepinize selamlar olsunlar. Ben Furkan. Bu güzel hepini biri inceleme ve tanıtım üstü Dustin Kastem. Arkadaşlar bu güzel de Santero Token hakkında konuşacağız. Şu anda Santero Token'ın Pink sözünden bir ön satışlara bulunuyor. Bu videoda mesela bu token'ın ön satışlarından ve de kendi yani bilgilerinden bahsedeceğim. İşte token nedir, misyonu, token neye amaçlı, bu tür bilgilerinden bahsedeceğim sizlere. Token aslında genel amacından direkt bahsetmek gerekirse token arkadaşlar şu anda hemen buradan aslında size Türkçe çevirip hani bu açıklamayı okusam size daha biraz da açıklayıcı olacaktır. Token şu an genel tanımı Binance akıl zilinde yani bir firmada bulunan toplu odaklı bir yansıma simgesidir. Proje sahibinin %5 BUSD ödülü verilirken projenin ana hedefi daha az şans olan kişilerin yüzünü güldürmek olarak burada kendi projenin ana hedeflerini burada bildirmişler. Yani projesi genel yeni amacı şöyle bir şey. Siz bu tokenlarını alıp yani proje ilerleyen zamanlar tokenları PancakeSwap üzerinden bir listelenme olacak. Siz PancakeSwap üzerinden listelenmeni aldığınız zaman veya PancakeSwap'tan bir alım yaptığınız zaman belli anlamda bir vergi ödüyorsun. Mesela diyelim ki bu olan vergiler her işlem göre değişiyor. Mesela buradan bu token'ın vergilerine bakarsak direkt buradan satış vergisi kısmında %3 likidite ekleniyor, %2 hayır kurumlarına bağışlanıyor. %1'si ise BUSD olarak yeniden dağıtılıyor. Bu dağıtım kısmı aslında projenin genel amacı, projenin genel misyonu olarak bunu söyleyebilirim. Arkadaşlar bu dağıtım şöyle oluyor. Mesela diyelim siz bu token'ı aldınız. Diyelim ki toplam market hacminin. Diyelim ki bu token'ın toplam market hacminin dolaşım TL mesela 400 milyar adet token normal piyasada hacimde dağılımda olacak. Bu 400 milyar adet token'ın mesela siz %1'lik kısmında bir hani pay alıyorsun veya da token'ın %1'i mesela %1'lik arzı sizin cüzdanınızda. Bu token'lar sizin cüzdanınızda durduğu zaman, siz bu token'ın kendi cüzdanınızda tuttuğunuz zaman bu token'lardan belli bir pay alıyorsun. Mesela diyelim ki burada yeni gidip diyelim ki 1000 kişi burada alım yaptı. 1000 kişi 100 dolarlık alım yaptı. Bu çıkan arkadaşlar hani toplam alımın %5'inin 0.5'i size dağıtılıyor bunlar. Hani aslında en basit şekilde böyle şekilde oranda kurabiliriz. Yani bir siz bu token'ı alıp bazen tuttuğunuz zaman token'ın toplam market hacminden bir kısmı sizin hesabınıza aktarılıyor. Token'ın genel mantığı da bu şekilde. Size bunu böyle bu şekilde anlatabilirim yani. Zaten bu token'ın genel mantığı da benim ilk 2 video önce inceledim. Shinyus projesine gayet de benziyor aslında. Onların da projesi mantığı tam olarak aynıydı. Sadece o projenin diğer değişik noktası. O proje bunu Shinemix ve Shiba ile yapıyordu. O da aynıydı. Hatta onlar da Pinsu'nun ön saçlarını yapıp şu anda Pangasius'a özel listemleri onu bulunuyor şu anda. Ama projenin mantığı aynı. Sadece orada BUSD değil de onları sadece Shiba ile bir işlem görüyordu. Tamam, fark bu. Geri kalan hepsi proje amaçları aynı şey. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben şu an projenin yöneticisi ve projenin işte yetkili ekibi görüşme altındayım. Yani görüşmeler yapıyorum ve şöyle bir şey. Şu an zaten projenin web sitesinde gözü çarpmış. Şu an gayet bakımsız ve de klasik WordPress'te yapmış bir web siteleri bulunuyor. Bu web sitelerini ön satışı bittiği zaman ve hatta ön satışı bitmeden bile 2 gün içinde bu web sitelerini güncelleyecekler. Ancak tabii ki şu anda projeyi kısa bir süre içerisinde halka tanınması için benden şu anda video yapmışlar. Ben de şu anda o yüzden projenin videosunu direkt erken yapıyorum. Ancak onun dışında projenin zaten web sitesi yaklaşık 1-2 gün içerisinde web sitesi güncellenecek ve de yeni siteyle beraber işte arkadaşlar size hizmet vermeye başlayacaklar. Onun için buradan projenin ping sözüne eğer ön satışına bakarsak direkt bu kısımdan. Burada presale adresini buradan görebiliyorsunuz. Şu anda presale'nin yapılacağı adres buradan yapılacağı vault daha doğrusu. Burada işte Santero tokenları bulunuyor. Daha sonra token adresleri bulunuyor burada. Tokenların bulunacağı ve de tokenların kontağı daha doğrusu burada bulunuyor. Bu kısımdan daha sonra tokenın minimum alım mesela sonuçta bir verim yapılacakmış. Validis usulü değil toplam arkadaşlar. Public'si yani isteyen herkes, parası olan herkesten yani bu tokenı alım yapabilecekmiş. Onun dışında burada token şu an hard gibi yani toplam hani toplanmaya amaçlanan para 70 yen bir para olacak. Soft bir 35 yen bir olacak. Buradan tahmin edilen market çepi yani market hacmi 160 bin dolar olarak burada zaten bütün verileri bütün rakamları buradan görebiliyoruz. Aslında Pink Seed'de çok da fazla ince kısım yok. Burada yine arkadaşlar kendi %100'lerinde arkadaşlar token dağılımlarından bahsetmişler. Bu arada toplam hacmi %25'in direkt token oluşturduğu an yakmaları da bence güzel bir şey. Sonuçta zaten bunda direkt bu yapılan yakın bu arada. Buradan token'ın kendi wallet'larına kontrol edebiliyoruz bu kısmı zaten direkt token oluşturduktan sonra. Şu anda 6 holder var ve de toplam 8 tane transfer yapmış. Token ilk önce oluşturuluyor. Oluşturduktan zaten direkt 1 saat sonra token'ın yarısı yakılıyor. Token'ın %25'i bir kısmı yakılıyor. Geri kalanı ise buradan ping sale olsun, likit eklenme olsun gibi kısımları buradan eklemeler yapılıyor. Buradan total seplerini görebiliyorsunuz. Token presale'le ayrılan kısımlarını görebiliyorsunuz. Bu tür bütün kısımlarını buradan takip edebiliyorsunuz. Buradan sonra token'ın gibi minimum alımı ve maksimum alımı. Minimum alımı sınırda 1 BNB, maksimum alımı ise 4 BNB'lik bir alım kapasitesi sunuyor şu an bu bize. Zaten Pink Seed alım yapmak gayet kolay bir şey. Pink Seed'den direkt buradan işte direkt hani BSS'ka kendinizi bağlayıp direkt buradan bir alım yapmanız mümkün. Direkt burada connect diyorsunuz. Daha sonra buradan MetaMask seçiyorsunuz. MetaMask'lara giriyor zaten. Buradan direkt mesela 2 BNB alım yapmaya basıp direkt buradan arkadaşlar maksimum mesela direkt burada alımımızı yapabiliyorsunuz. Bu kadar kolay bir şekilde yani. Pink Seed'den eğer ki bu Santero projesi katılmak istiyorsanız alım yapmam bu kadar kolay. Bu arada ben şunu söylemek istiyorum. Ben projeyi tanıtıyorum diye size bir yatırım tavsiye vermiş olmuyorum. Eğer ki proje bir yani kendisi katılmak istiyorsa bu tamamen sizin sorunuz altında.
Ben sana herhangi bir yatırım tavsiye vermiyorum. Yani bunu da söylemek isterim açıkçası. Sonuçta size bunu yatırım tavsiye olarak algılamayın. Onun işte buradan zaten aslında projenin bahsettiğim çoğu da kısım bulunmuyor. Burada işte token'in kendi bilgileri falan buradan görebiliyorsun. Ve şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki proje hakkında daha fazla bilgi elde etmek istiyorsanız projenin Twitter hesabını takip edebilirsiniz veyahut da buradan Telegram gruptan girebilirsiniz. Şu an projenin bu arada Türkiye Community grupları da bulunuyor. Yani Türk grubu da bulunuyor projenin. Tabii ki de Türkiye grubunda yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 30 üyeleri falan olmuş sanırım. Şu an Türkiye grubunda çok fazla yaygın olması da ama yani projenin Türkiye grubunda bulunmuyor. Yanlış hatırlamıyorsun tabii de. Şu an bugün ya, iki tane projenin üstü çekmiştim. Diğerinin de o bir ancak bu projede öyle olması lazım. Türkiye grubu vardı diye hatırlıyorum. Zaten varsa bir açıklaması koymuş onu büyük ihtimal. Buradan şu an projenin Telegram grubunda 1480 üyeleri bulunuyor. Onun için 180 aktif üyeleri bulunuyor. Ve projenin Twitter hesaplarının ise 770'e takipçiler var ve şu an Twitter hesaplarında gayet aktif olarak kullandıklarını söyleyebilirim yani şu an Twitter'ları bu şekilde ilerliyor. Yani arkadaşlar bu konular gayet böyle. Burada bir anket yapmışlar mesela burada bir keski bir şey yapmışlar. İşte 2012 yılında Bitcoin yoktu, 2013 yılında işte Doge yoktu gibi buradan. Yeni çıkan coinlerden bahsetmişler. En son hatta burada kendinden mesela koymuşlar burada. Bu şekilde böyle olduğunu söyleyebilirim yani. Açıkça video çok uzatmaya da gerek yok aslında. İnceleyeceğim şeyler burada bu kadardı. Bu işe elinden gelince Santero projesinden bahsetmeye çalıştım. Umarım sizin yerde faydalı video olmuştur. Kendinize bakın. Hoşçakalın.